İsmim Funda Özgöç. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda doktoramı tamamladım. Son 10 yılı aşkın bir süredir Ankara'da özel sektörde çalışmaktayım. Çalışmalarımın büyük bir bölümü estetik diş hekimliği, gülüş tasarımı üzerinedir. Son yıllarda karşımıza çok sık çıkan kavramlardan biri üzerine konuşmak istiyorum. Estetik. Peki estetik nedir? Estetik, güzel üstündeki düşünme sanatıdır. Estetik ve güzellik kavramları söz konusu olduğunda en çok dikkat çeken yüz ve gülüştür. Yüzümüz ve gülüşümüz nasıl biri olduğumuzu belirleyen önemli unsurlardandır. Dudaklar, dişler, diş eti, burun, gözler, çene ve yüzümüzdeki diğer tüm detaylar ifademizi belirler. Ve bunlar da insanlar üzerindeki izlenimlerimizi oluştururlar. Estetik diş hekimliğinde amaçlanan estetik gülüş ve estetik görüntü kişinin fiziksel ve sosyal durumuna göre belirlenebilmekte. Ve bu doğrultuda da bu uygulamalar kişiden kişiye göre seçilerek kişiye özel bir tasarım niteliği taşımaktadır. Estetik diş hekimliğinde laminate veneer uygulamaları çok önemli bir yer teşkil eder. Dişlere çok az miktarda müdahale ile çok üstün estetikler kazanabilmek mümkündür. Kullanılan bu teknolojide dişlerin ön yüzeylerinde çok az bir aşındırma yapılarak özel ajanlarla laminate veneerler dişlere yapıştırılmaktadır. Laminate veneer uygulamalarının başarısında teşhis çok önemlidir. İleri derecede antibiyotik fluoroziz renklenmelerinde hastalarda diş beyazlatma istenilen sonucu veremeyebilir. Bu vakalarda laminate veneer uygulamalarıyla çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ön dişlerdeki diastemaların yani boşlukların kapatılmasında yine bu yöntemi uygulayabiliyoruz. Kırığa bağlı madde kayıplarında, aşırı aşınmaya bağlı dikey boyut kayıplarında hastalara estetiğin geri iade edilmesinde yine bu yöntem çok başarılı sonuçlar verebilmektedir. Eğer hastalarda hastanın durumu ortodontik tedaviye izin vermiyor ya da hasta ortodontik tedaviyi istemiyorsa da laminate veneer uygulamaları alternatif bir tedavi olarak değerlendirilebilir. Bu tedavi yöntemi doğal dişlere çok az miktarda müdahale ile yapıldığı için konservatif yani koruyucu bir tedavi yöntemi olarak nitelendirilebilir. Tedavinin çok kısa sürmesi, çok doğal görünmesi, sigara, çay, kahve gibi maddelerle renklenmenin olmaması çok büyük avantajlarıdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıntılı bilgiler için bizi izlemeye devam edin.